Kuraklık Van Gölü'nü de etkiledi. 3755 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölünde çekilme 15 metreye ulaştı. Peki bu büyük çekilmenin nedeni yağışların azlığı mı? Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Faruk Alaaddinoğlu'na göre yağışlarda düşüş yok. Ancak buharlaşma çok yüksek. Buharlaşmada yaşanan artış düşen yağışlardan daha fazla olacağı için dolayısıyla kuraklık kaçınılmaz bir durum. Kuraklık beraberinde neyi getiriyor? İlk karşımıza çıkan belki de somut sonuç göl seviyesindeki çekilmeyi. Yani kış aylarında beklediğimiz aslında buraya düşmesi gereken yağışların düşmediğini dolayısıyla bu yıl belki çok ekstra bir göl seviyesinde iniş yaşandığına tanıklık ettik. Ki bu tanıklık, bu gözlemimiz yer yer işte belki yatay yönde yani göl seviyesinde 10 metreyi bulan çekilmelerin yaşanmasına neden oldu. Dikey yönde de belki bu yıl 70-80 santimlik ama ancak o üst 1650 periyodundan bugüne doğru da yaklaşık 1.7 metrelik bir çekiliş var. Yani 1648.3 metrelik bir seviye söz konusu. Van, kalan kış günlerinde kar yağışının olmaması durumunda da yaz mevsimini susuz geçirebilir. Şimdi yağışlar kar şeklinde düşmesi mümkün olursa havzanın ihtiyacı olan özellikle belki Van Gölü'nün ama daha çok hem içme suyu hem de işte çiftçilerimizin özellikle faydalandığı sulama suyu ihtiyacını karşılama noktasında da katkı sağlıyor. Bu noktada da bir farklılaşma var. Bu da tabii ki önümüzdeki dönem özellikle yaz aylarında yani Nisan özellikle Mayıs ve Haziran döneminde çiftçilerin ihtiyaç duyduğu su noktasında belki bir sıkıntının yaşanacağının işareti. Burası işte son bir yıldaki yaşanan çekilmeyi temsil ediyor. Ancak dediğim gibi başka farklı alanlarda çok daha üst düzeyde görmemiz mümkün. 1992 yıllara göre yaklaşık 1.7'lik bir çekilmeden bahsediyoruz. Ama son bir yıl içerisinde de 70-80 santimlik bir yine düşüş söz konusu son bir yıl içerisinde. Yetkililere çağrıda bulunan Alaaddinoğlu, havza yönetiminin kurulması gerektiğini vurguluyor. Burası bir kapalı havza. Dolayısıyla açık havzalardaki gibi herhangi bir havzadan ya da herhangi bir yerden suyu rahatlıkla taşıyamazsınız. Buranın suyunun buraya yetmesi lazım. Çünkü başka bir havzadan buraya suyu nakletmek çok maliyetli ve zor bir iş. O yüzden buranın bir havza yönetimine ihtiyaç var ve havza yönetimi buradaki suyun kullanılması noktasında bir takım çalışmalar yapmalı ve geleceği bu noktada planlamalı.